kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir yaş pasta tarifim olacak. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. Gördüğünüz gibi ben burada malzemelerimi hazırladım. Yaş pastamızın muhallebisi için gerekli olan malzemeler 1 litre süt kullanacağız. Şöyle 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı şöyle tereyağım var, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket de krem şanti, toz krem şanti kullanacağız muhallebisi için. Ortasına koymak için de şöyle kiraz aldım ama mevsim olmadığı için böyle şişede almak zorunda kaldım. Ama bunların da tadı güzel, yani kötü değil. Şöyle hazır kek kullanacağız. Şöyle bir paket aldım. Üçlü böyle daha pratik oluyor. Evde kekle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Böyle çabucak yaparsınız. Yılbaşı da geliyor, zaten yaklaştı. Yılbaşında misafirleriniz için çok pratik bir tarif olabilir sizin için. Şöyle gördüğünüz gibi 2 paket krem şantim de var burada. Bunu da böyle etrafını süslemek için güzelce kullanacağız. Çikolatalı sosum var. Bunu da güzelce etrafını, üstünü böyle istediğiniz gibi süs yapmak için çikolatalı sos kullanabilirsiniz. Bunlar için de 1 litre süt kullanacağız. Malzemelerim bunlardı. Dilerseniz yapımına geçelim. İlk başta muhallebimizi yapmakla başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ben tenceremi ocağa aldım. İçerisine 1 litre sütümü, 1 su bardağı toz şekerimi, 1 su bardağı da şöyle unumu alıp güzelce kaynayana kadar karıştıracağım. Muhallebim oldu artık. Muhallebimi ocaktan aldım. Şimdi hepsini şöyle gördüğünüz gibi çırpma kabımın içerisine boşaltacağım. Bunu güzelce böyle bir paket krem şanti ekleyerek ve bir paket de şekerli vanilin ekleyeceğim içerisine. Bir yemek kaşığı da şöyle tereyağım var. Bunların hepsini çırpma kabımın içerisine alıp güzelce bir 3-4 dakika kadar çırpacağım. Şöyle gördüğünüz gibi çırpma işlemi bitti artık. Şöyle kıvamını göstereyim size. Ben çilekli krem şanti kullandığım için şöyle çok güzel bir renk çıktı ortaya. Artık yaş pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi bütün muhallebimi sıkma torbamın içerisine aldım. Kirazlarımın da şöyle suyunu güzelce sıktım. Bir kenara alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kekimin tabanını da hazırladım. Artık yaş pastamı yapmaya başlayabilirim. Benim gibi şöyle kelepçeli kalıpta da yaparsanız kekiniz daha düzgün olacaktır. Tabii bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sadece ben kekim daha düzgün olsun diye bunu kullanacağım. Thank you.
Böyle gördüğünüz gibi pastam artık hazır. Şimdi krem şantisini yapacağım. Krem şantimiz için şöyle 2 su bardağı süt, 2 paket de şöyle krem şanti kullanacağım. Çırpma kabının içerisine alıp güzelce çırpacağım. Gördüğünüz gibi pastamın krem şantisini de güzelce sürdüm her yerine. Şimdi bir saat kadar dolaba kaldıracağım. Bu arada da çikolatalı sosumu yapacağım üzerine dökmek için. Çikolatalı sosum da artık hazır. Şimdi bir kenara alıp güzelce soğumaya bırakacağım. Pastamı çıkardım artık dolaptan. Şöyle çikolatalı sosum da burada hazır. Güzelce soğuduktan sonra üzerine güzelce gezdireceğim. Yaş pastam artık bitti. Şimdi bir gece buzdolabında beklettikten sonra servise hazırlayacağım. Ertesi günden merhabalar. Ben yaş pastamı çıkardım artık dolaptan. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Artık servise hazırlayabilirim. Yaş pastam artık servise hazır. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup zili açıp yorum yazmayı unutmayın. Lütfen bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.